Herkese merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Yeni videomuz 7. sınıf 8. ünite, ünite olan kamu binaları ünitesi ile ilgili bir ünitemiz. Burada kamu binalarını ve kamu binalarına hangi amaçla neden gittiğimizi detaylandıracağız. Hadi başlayalım. Burada arkadaşlar ben bu kısmı verdim. Diğer kısmı sonra geliyor. Siz buraya neden gidildiğini kafanızdan geçirip tahmin etmeye çalışın. Sonra da doğru mu yapmışsınız? Tabi birçok amaçla gidilebilir ama ben ders kitaplarında geçen e, amaçları yazdım buraya. Siz de onlardan birini, ikisini, üçünü tahmin edip aklınızdan söyleyip bulmaya çalışabilirsiniz. I go to municipality. Bu belediye binası demekti. City Hall da belediye binası demek arkadaşlar. Her ikisi de belediye anlamına gelir. Bookshop ise kitapçı demek. Önce bunların anlamlarını vereyim. Sonra da hangi amaçla gidiyoruz? Bir yere niçin gittiğimizi sorarken why kelimesini kullanırız. Why kelimesini kullandığımız arkadaşlar to ne için amacıyla ya da because kelimesiyle cevap verilir. Burada biz to'lu kullanımı görüyoruz. Ben belediyeye faturalarımı ödemek için giderim. Yine belediyeye gitme aynı cümle devam ediyor. Ben belediyeye giderim to get document belge almak için değil mi belediyeye bir e, konuyla ilgili belge almak istediğimizde gidebiliyoruz daha önce geçmişti mesela yapı ruhsatı için başvurma geçmişti gelelim kitapçıya I go to the bookshop ben kitapçıya giderim to buy a book kitap almak için kitap almak amacıyla giderim bir başka örnek yine kitapçı anlamında bookstore da kullanılır bunu da ekledim Buna da arkadaşlar to buy a novel, novel roman demek. Roman almak için kitapçıya gidebilirim. Burada da can dikkatinizi çekmiştir. Bu sefer de can kelimesiyle kullandık. Can olursa ebilirim olur. Amusement park siz de bunların anlamlarını her ne kadar görselde olsa da anlamlarını da söylemeye çalışın. Eğlence parkı, Luna Park. Police Station ise polis merkezi karakol anlamına gelir. Ben eğlence merkezine giderim. için gideriz. To have fun. Eğlenmek için. To ride roller coaster. Hız trenine binmek için. To ride bla bla Şeklinde oraya oradaki oyuncaklara binmek için diyebilirsiniz. Veya farklı amaçlarla gidebiliriz. En çok kullanılan bu. Polis merkezine için gidiyoruz. Ben polis merkezine giderim. To report a crime, bir suçu bildirmek için. To report a burglary, bir soygunu bildirmek için. Bunlar gidiş sebeplerimiz arasında olabilir. Boutique, boutique arkadaşlar giyim mağazası anlamına geliyor burada. Ben butiğe giderim. Pardon, burada gelecek zaman kullanmışım. Gideceğim, ben bir butiğe gideceğim. Why, neden? Bu soruya dedik mi az önce? Because, çünkü. Bu ünitede çünkülü değil de to kelimesinin amaç belirtmek için kullanımını görüyoruz. Mac için amacıyla anlamını bu görüyoruz. Bu ten için gidiyormuşuz. To buy a new dress. Yeni bir elbise almak için. A new t-shirt. Yeni bir tişört almak için. Bunu uzatabilirsiniz. A skirt. Bir etek almak için gibi. Uzatabiliriz. Devam edelim. Başka binalarla. Burada library kütüphane demek. Butcher kasap demek arkadaşlar. Ben kütüphaneye gideceğim. To borrow some books. Birkaç kitap ödünç almak için. Arkadaşlar kütüphaneye biz kitapları ödünç almak için borrow olarak gideriz. Buy kelimesini kullanamayız. Buy satın almaktır parayla. Bookstore, bookshop gibi kelimeler olur. Buna dikkat edelim bazı sorularda. Bunun üzerine sorular geliyor çünkü. Burada ise ben pardon o kasaba gitti. Go gitmek kelimesinin ikinci hali simple past tense bir cümle. To buy meat. Et satın almak için. Kasap dediğimizde aklımıza et geliyor. Meat et demek arkadaşlar. Kamu binalarımızda devam edelim. Jim burası arkadaşlar Gym, spor salonu demek. Spor merkezi demek. Spor salonu için gideriz. To do exercise, egzersiz yapmak. And look fit, fit görünmek için giderim. Diğer yerimiz ise zoo. Tahmin ettiğiniz gibi hayvanat bahçesi. O hayvanat bahçesine gitti. To see the animals, hayvanları görmek için. Wild animals, vahşi hayvanları görmek için vesaire cevapları çoğaltabiliriz. Fire station itvayi, city şehir, movie theater sinema demek. Hem sinema sinema demek hem de movie theater sinema anlamına gelir. Bakalım buralara hangi amaçla gidiyormuşuz. Ben itvayi'ye giderim to report a fire. Bir yangını rapor etmek için. Şehre giderim akrabalarımı ziyaret etmek için ve sinemaya giderim film izlemek için. Cupcake ve hastane var. Ben bakery fırın. Ben fırına giderim to buy cupcake. Cupcake almak için. Hastaneye giderim to be examined by the doctor. Doktora muayene olmak için ya da to see a doctor doktora görünmek için hastaneye giderim green grocer manav bank bankaydı bakalım manava neden gidiyoruz to buy fresh fruit and vegetable taze meyve ve sebze satın almak için manava giderim bankaya giderim to draw money Para çekmek için draw kelimesi spor ünitesinde beraberlik anlamına gelir. Aktivite olarak düşünürseniz de resim çizmek anlamında da kullanırız. Çizmek demektir. Post office, postane demek. Ben postaneye giderim. To send letter, mektup göndermek için. Ve parcel, paket demek. Paket göndermek için. Florist, çiçekçi demek. Ben çiçekçiye giderim çiçek satın almak için gidebiliriz. Ya da biz çiçekçiye gittik to buy a rose. Bir rose almak için. Rose neymiş? Gül demekmiş. Gül satın almak için biz çiçekçiye gittik. Bagel artık arkadaşlar Türkçe'de bu simit olarak kabul edildi. O yüzden ben burada da simiti yazdım. Ben fırına giderim to buy simit. Simit satın almak için. Coffee shop Kafe demek. Ben kafeye giderim. To meet my friend. Arkadaşlarımla buluşmak için. Ve hastaneye giderim. See a dentist. Dentist arkadaşlar diş hekimi demekti. Diş hekimine görünmek için hastaneye giderim. Shopping mall alışveriş merkeziydi. Alışveriş yapmak için. Birçok şey yazılabilir buna. Çok genel çünkü. Chemist ve Farmasi arkadaşlar her ikisini de görüyoruz. Eczane demek. Ben eczaneye giderim. To buy medicine. ilaç almak için. Ben eczaneye giderim. To get painkiller. Ağrı kesici. Aspirin. Aspirin almak için. Ağrı kesici almak için. Patisserie. Pastane demek. Bakalım pastaneden sen satın alabilirsin. Bir pastaneden nokta nokta. Şuradaki resimlerden de yola çıkarak değişik şeyler yazabiliriz. Cookies, kurabiye ve cake, pasta. Sen pastaneden kurabiye ve pasta satın alabilirsin. Biz stationery kelimesi arkadaşlar kırtasiye demek. Biz kırtasiyeden nokta nokta satın alabiliriz. Birçok alabiliriz. Ben iki tanesini yazdım. Pencil, kurşun kalem, notebook, defter satın alabiliriz. Ticket, bilet. Buy, satın almak kelimesinin ikinci hali var burada. Ben bir bilet satın aldım. Acaba niçin aldım? To get to go to another city. Başka bir şehre gitmek için bilet satın aldım. Grocery bakkal. Dükkan anlamına geliyor. Ben dükkana giderim, bakkala giderim. To buy my needs. Needs arkadaşlar ihtiyaç demek. Ha, siz buraya başka chocolate, çikolata, cips ya da başka bir şey de yazabilirsiniz. Ben ihtiyaçlarımı satın almak için bakkala, dükkana giderim. Furniture kelimesi mobilya demek. Koltuk olarak anlamayın bunu. Kanep olarak düşünmeyin. Pardon. To sit on. Üzerine oturmak için. Bizim oturmak için mobilyamız var. Bakery. Fırın demek. Fırına için gidiyoruz? Ben fırına gittim. To buy fresh bread, taze ekmek almak için. Art gallery, sanat galerisi. Ben sanat galerisine to see paintings, resim tablolarını görmek için. Sculpture, heykelleri görmek için giderim diyebiliriz arkadaşlar. Ex to see exhibition, sergiyi görmek için. Governorship Valilik demek çok güzel bir fotoğraf. Burada insan onunla da kravat çizilmiş falan. Vali yani devleti temsil eden şeye de çok güzel benzemiş. Valiliğin için gideriz bakalım. Ben valiliğe gittim. To see governor yesterday. Dün. Governor vali demek arkadaşlar. Şurası vali. Şip gelince valilik oluyor. Ben dün valiyi görmek için valiliğe gittim. Müzik Store, müzik mağazası demek. Burada da şimdiki zaman cümlesi var. Ben müzik mağazasına gidiyorum. To buy some CDs. Birkaç CD satın almak için. Neighborhood, mahalle demek. Yaşadığınız yer, hangi mahalle ise arkadaşlar onun ismini getiririz, ismini söyleriz. Neighborhood, mahalle. Doğukent, neighborhood mesela. Doğukent mahallesi olur örneğin. Burada we live in a peaceful neighborhood. Biz huzurlu, sessiz, sakin bir mahallede yaşıyoruz. Wedding ceremony evlilik töreni, evlilik merasimi demek. Wedding party de diyebiliriz buna. When is your wedding ceremony? Senin evlilik merasimi ne zaman? Arkadaşlar bu tarih sorardı. Gün, ay, yıl şeklinde ve benzeri şeklinde. 15 Mayıs da ve bunlarda da gün ay yıl olursa da 10 kullanıyor idik. Have a rest dinlenmek, istirahat etmek tek başına rest de dinlenmektir. Benim dinlenmeye ihtiyacım var çünkü çok yoruldum diyor. Burada arkadaşlar şu resimlerden yola çıkarak hangisiyle ilgili olduğunu, hangi binayla, kabı binası ile ilgili olduğunu buluyorsunuz. Tahmin ettiğiniz gibi chemist. Bunlar eczane ile ilgili. Hastane sizi düşürebilir. Biz hastaneye ilaç almaya değil. To see a doctor, Doktora görünmek için. Examine. Muayene olmak için gideriz. İma ilaçları oradan çıkar. Eczaneden alırız. O yüzden sizi düşürmesin. Cevap burası arkadaşlar. Buradaki görselden yola çıkarsak cevabımız bank. Banka olur. Fırın ya da sanat galerisi olmaz. Üçüncü soruda ise bunları biz nereden alırız? Bunları arkadaşlar bakkal, dükkan buradan alırız. Müzik mağazası ya da de işimiz yok. Burası neresidir derseniz burası eğlence parkıdır. Lokanta ya da sinema değildir arkadaşlar. Bunlardan hangi kaynaktan aldığım burada yer alıyor. Evet alıştırmalar var. Bunlar arkadaşlar karşımıza test olarak gelseydi şıklar olurdu. Biz şıklar yerine yukarıdaki kelimeleri bakıyoruz arkadaşlar. Bunları aldığım yayın Vuhu English tavsiye de ederim. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Ee, burada annem için çiçek satın almak diyor. Anne için çiçek satın almak o zaman cevabımız siz burada durdurup arkadaşları yapın sonra da kontrol edin isterseniz. Ekran fotoğrafı alın yapın sonra da kontrol edin öyle daha yararlı olur. İkinci sorumuzun cevabı egzersiz yapmak istiyorsak gym spor salonuna gideriz. Üçüncü sorumuz arkadaşlarla buluşmak istiyor ise kafeye gider. Dördüncü soru see animals hayvanları görmek istiyorsa onlar zoo hayvanat bahçesine gider. Beşinci soru bir elbise satın almak istiyorsak shopping mall alışveriş merkezine, butik, bute, clothes shop giyim dükkanına gidebiliriz. Altıncı soru o mektupları göndermek için post office postaneye gider ve sonuncusu en son çıkan filmleri izlemek için sinema movie theater gidebilir arkadaşlar. Cevaplar bu şekildeydi. Bir videomuzun daha sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür eder. Yeni videolarda görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi ve yorumlarınızı yapmayı unutmayın. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın.